Yemin. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Bugünkü makalenin konusu yemin. Yemin etmek veya ant içmek bir şeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermektir. Bir örnek verirsek, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağım. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Bu yemin vatandaştan vekalet almış her milletvekilinin halkın önünde şeref ve namusu üzerine ifade ettiği sözlerdir. Başka yeminler de var. Şahitlik eden kişinin yemini, doktorun Hipokrat yemini gibi. Müslüman kişi yeminini tutmazsa bir kefaret öder. Bu 10 fakire yedirmek veya onları giydirmek veya bir köleyi azat etmek veya 3 gün oruç tutmaktır. Yemin etmek söze güç ve kuvvet katar. Anlaşılıyor ki yemin ederek yalan söylemek, karşı tarafı aldatmak günümüzde masrafsız, kolay ve popüler bir yol olmuş. Bir atasözümüz var, dilin kemiği yoktur diye. Yani bugün konuşulan bir şey, ertesi gün inkar edilebilir. Tekrar hatırlarsak, milletvekili olacak adayların belirlenmesini halkın tercihinden ziyade siyasi muktedir takımı yapıyor. Böyle seçilmişleri seçmek zorundayız. Bize düşen vekalet verip onları meşru kılmamızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan yasalara ve kararnamelere millet iradesinin ve menfaatinin yansıdığından emin değiliz. Bu sorunlu bir durumdur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşana gelmiştir. Kamu ve özel sektör hizmetlerinde dijitalleşme halihazırda iyi gidiyor. Yeni dünya düzeninde güven ve refah içinde yaşamak istiyoruz. Sürdürülen şimdiki dijitalleşme bununla sınırlı kalmayıp siyasi seçimlerde de uygulanmasını talep ediyoruz. Her seçmen sandık yerine mobil telefon ve PC'den oyunu kullanıp kararını bildirebilir. Sonuçlarından şüphe duymayacağımız adil seçimler nitelikli dijitalleşme yöntemleriyle gerçekleşebilir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, belediyeler ve toplum organizasyonlarının karar alma süreçlerinde dijitalleşme yöntemleri pekala online uygulanabilir. Böylece toplumdaki bireyler düşüncelerini ve taleplerini doğrudan hızlıca ve maliyetsiz bir yöntemle idareye bildirebilir. Bunu yapmak teknik olarak zor değildir. Banka hesapları arasında para transferi yapar gibi. Bireyler yeni düzen içinde özgüvenle davranırken insan ilişkilerinde gerçek olanlar yer tutar ve yalan olanlar ortadan kalkar. Bu bir kuraldır. Toplumsal huzurun ve refahın tesisi ile yaşam kalitesi artar. Böylece insan yaşamına gelmiş olacak güzellikler şunlardır. Yüksek satın alma gücü, yaşamda kolaylıklar, eşitlik,
özgürlük. Bu da keyiflenme demektir. Bu bir hayal değildir. Bu bir süreçtir. Önce akla dayalı düşünmek ve doğru dürüst birey olup talep etmektir. Toplumda üç grup olarak anladığımız kişilerin temel karakterlerini burada dikkate alıyoruz. Aklı dayalı düşünen, ön yargılı, mutlak bencil ve ikiyüzlü. İçtiği andı veya ettiği yemin unutmayan ve görevinin gereklerini yapan milletvekillerimiz olursa, yukarıdaki taleplerin makul bir zamanda karşılanacağını bilmekten memnun oluruz. Ne var ki şimdiki tüm siyasi muktedirlerin karakterlerinde mutlak bencillik tutkusu ve ön yargılı hükmetmek alışkanlığı vardır. Meseleyi anlamak ve akıllı çözümleri getirmek biraz zahmetli olacak ve biraz da zaman alacak. Bir gerçek daha var. Bizim toplumda büyük çoğunluktaki insanlar meseleleri bilime ve akla dayalı olarak düşünmüyor. Onun yerine bu insanlar olaylar, kişiler ve fikirler hakkında sol veya sağ siyasal düşünceleriyle, kültürel ve etnik aidiyetleriyle veya rivayete dayalı dini inançlarıyla veya mutlak bencillikleriyle ön yargılı hüküm veriyorlar. Karşıt fikirli bu insanlar ve gruplar arasında kötü ilişkileri ve kavgaları her gün izliyoruz. Bu durum ülkeye çok zarar veriyor, çok yazık oluyor. Bizim temel meselemiz işte budur. Her insanın bir dünya görüşü olabilir. Bu konuda özgürüz. Ancak her bireyin haklı menfaatine uyan ve insan onuruna saygı duyarak akla dayalı düşünen karakteri baskın olacak şekilde geliştirmesi doğrudur ve güzel bir yoldur. Bu profil bireyler çoğunlukta olursa bizim toplumda bir ve bütün olacağız ve şimdiki ayrımcılık ortadan kalkacak. Bu net. Çoğunluk şimdi ön yargılıdır ve inatla kargadan başka kuş tanımam diyor. Hoşgörüyü getirmek lazım. Çok aykırı profil insanlar kendi aralarında güzelce konuşabilmeli. Bu nedenle yolumuz çok uzun ve yokuştur. Olsun, sabırla ve gayretle yürümeye değer. Bir zaman gelecek, bilime ve akla dayalı düşünenler, adaletli ve yalansız düzende yaşamak isteyecekler. Ve bunlar toplumda çoğunlukta olacak. 21. yüzyılın içindeyiz. Yani bilgi dünyasına geçtik. Yaşadığımız güvenlik, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarımızdan kurtulmak için aslında başka çaremiz yoktur. Ali Ara 2015, 27 Eylül 2022. Teşekkür ediyorum.